Ben Seherra Sengel. Bugün At Equestrian'ın sorularını cevaplıyorum. Merhaba Serda Hocam. Bize biraz kendinizden ve kariyerinizden bahseder misiniz? Merhaba Tuana. Seherra Sengel ismim. İtalyan Lisesi mezunuyum. Sonra Bilgi Üniversitesi reklamcılık bölümünü bitirdim. Fakat daha üniversiteyi bitirirken bu sporda profesyonel olmaya karar vermiştim ve antrenörlüğe başlamıştım. En sonunda bitirme tezimi götürdüğümde bile reklamcılık hocam bana döndü, dedi ki sen dedi dört duvar arasında yapamazsın. Tutkunun peşinden git ve biniciliğe devam et dedi. Annemle babam da destek oldu. Bu sene bu sporda 36. senem. 7 yaşında binmeye başladım. 11 yaşında ilk müsabakamı koştum. 15 yaşında ilk defa milli takıma girdim. Daha sonra genç dönemde Devlet Bakanlığı İnönü Kupası kazandım. Yetişkin, Amazon ve usta sınıf Türkiye şampiyonluklarım var. Balkan ferdi ve takım altın madalyalarım var. Başbakanlık kupası sahibiyim. Bunun dışında uluslararası birçok müsabakada dereceler aldım. Milletler Kupası bronz madalyam var. Ve hala müsabık olarak devam ediyorum. 2000 senesinde de antrenörlük yapmaya başladım. 2005 senesinde antrenörlük eğitimi aldım. Bundan ikinci kademe eğitimimi tamamladıktan sonra Uluslararası Binicilik Federasyonu beni tutor olarak eğitmeye başladı. Tutor, Efe'yi de tutor olmak, bana diğer ülkeleri ziyaret edip oralarda antrenörlük dersi vermeme fırsat yarattı. Aynı şekilde ülkemizde de antrenör olmak isteyen insanlara kurslar veriyorum ve iyi bir antrenör nasıl olmalıyı onlara aktarmaya çalışıyorum. Usta biniciler kategorisinde yarışan sayılı kadın binicilerden biri olduğunuzdan hareketle bir kadın olarak bu sporu yapmanın zorlukları var mıdır? Varsa bunlarla nasıl başa çıkıyorsunuz? Gençlik yıllarımda kadın olmanın dezavantajını hiçbir an hissetmedim. Zaten bizim sporu özel kılan şeylerden biri de bu. Kadın erkeğin beraber yaptığı çok az spordan biri. Yani kadın erkek belki takım olarak yarışıyor ama karşılıklı yarıştığı bir iki spordan bir tanesi bizim spor. Dolayısıyla fiziksel kuvvete dayanmadığı ortada. O yüzden anne olana kadar kadın olmanın dezavantajını hiçbir yerde yaşamadım. Fakat anne olduktan sonra işler bir parça değişti. Sorumluluklarım arttı. Antrenmanlarımı eskisi kadar yoğun yapamaz oldum. Tabii ister istemez önceliklerim değişti. Bu da bir parça sportif başarıma yansıdı. Ama tabii bu tercih meselesi. Her kadını anne olduktan sonra benim gibi etkileyecek demek değil. Kimisi kariyerine odaklanıp sporuna aynı hızda devam edebilir. Kimisi önceliği başka taraflara kaydırabilir. Takipçilerimizin çok merak ettiği bir soruya geldik. At alınırken nelere dikkat edilmeli? Öğrencilerinize veya kendinize at alırken önem verdiğiniz hususlar neler? Kendime at alırken ve öğrencilere at alırken çok daha ayrı bakıyorum olaya. Kendime aldığım atı hani potansiyelini daha fazla geliştirebilir miyim? Yüksek sınıfa çıkabilir miyim? Yaşının biraz daha genç olmasına vesaire özen gösteriyorum. Ama öğrencilerime at alırken durum bambaşka. Öncelikle biniciyle atın uyumuna bakıyorum. Daha sonra atın yaşı, fiyatı ve sağlık durumunu beraber değerlendiriyorum. Özellikle acemi binicilere at alırken. Yani dolayısıyla atın yaşlı olması benim için bir dezavantaj olmuyor. Fiyatı ve sağlığı dengede ise benim için kabul edilebilir oluyor. Mümkünse atın geçmişiyle ilgili bilgi edinmek istiyorum. Çünkü iyi bakılan, iyi terbiye edilen bir atın her zaman işbirliğine daha açık olduğunu biliyorum. Yani geçmişiyle ilgili bilgi edinmek demek sadece müsabaka neticeleri olarak algılanmasın. Benim için daha önemlisi hayvanın o yaşa kadar nasıl bir muamele gördüğü. Orta sınıf
yani ne çok acemi ne de yüksek sınıf, orta sınıf binicilere at alırken de potansiyelinin yüksek olmasına dikkat ediyorum. Hani belki bir parça daha pahalı olsun ama çocuğu alıp bir seviye yukarıya çıkartabilecek mi? Bu kritere bakıyorum. Peki sağlığından emin olmaktan bahsettiniz. Sağlığından nasıl emin olunabilir? Tabii ki bunun uzmanı aslında veterinerlerimiz. Ben bir üçgen olarak bakıyorum. Bir köşesine yaşını koyuyorum, bir köşesine fiyatını, bir köşesine de veteriner raporunu. Bunların üçü dengede ise, yani hayvan 18 yaşında muhakkak belli bir sağlık problemi olacak. Eklemlerinde zedelenmeler olacak, üremeler olacak vesaire. Ama bunlar kontrol edilebilir ve tedaviyle biniciyi güvenli bir şekilde 1-2 sene daha götürecekse, fiyatı da ona göre uygunsa ve çocuğun binişine uyuyorsa benim için 18 yaşındaki at bile kabul edilebilir. Ha bir at 5 yaşındaysa o zaman veteriner muayenesinin mükemmel olmasını beklerim. Ama artık 13, 14, 15 yaşlarına gelmiş ve belli bir tecrübeye sahip bir at olduysa o zaman onlardan tabii ki veteriner raporunda küçük küçük notlar beklemelisiniz. Bu notların ne olduğu mühim, hayvandan sizin bekleyeceğiniz performansın ne olduğu çok mühim. Hep bunları tartıya koyup bakmak lazım. Bir atın çalışma rutini nasıl olmalı? Bu da atın yaşı ve tecrübesiyle bağlantılı olarak çok değişken olabiliyor. Ama bence öncelik her zaman iyi bir yer çalışması. Yani bu hayvanın muhakkak haftalık yer çalışmasında toplama, kendini taşıma gibi becerileri attan isterken aynı zamanda esneme ve adedelerini rahatlatma gibi günleri parçalara bölmemiz gerekiyor. Yani bir hayvan her gün ahırdan toplu çıkıp her gün ahıra toplu girmesi benim için doğru değil. Yer çalışmasını da öncelikle hani ısınma, yumuşatma, esneme gibi düşünüp ondan sonra peşine toplamayı ekleyip çalışmayı tekrar atı esneterek bitirmeliyiz. Haftanın 6 günü bu kriterlerde, bazı günlerde toplama konusuna daha fazla dikkat ederek atımızı çalıştırmalıyız. Atlama konusuna gelirsek de eğer bir hayvan yeteri kadar tecrübeliyse o zaman haftada bir engel atlama at için yeterli. Eğer genç bir hayvan, tecrübesiz bir hayvansa gene de atlama çalışması haftada 2'yi bence geçmemeli. Eğer ki parkur içinde bir sıkıntılar yaşanıyorsa bunu yerde sırık ya da yerden çok hafif yüksek 5-10 santim yükseklikte sırık çalışmasıyla çözmeliyiz. Sürekli parkur yapmak hayvanın sağlığı için doğru değil. Antrenörlere eğitim verdiğinizi biliyoruz. Genç antrenörlere vereceğiniz tavsiyeler var mı? Evet, genç antrenörlere vermek isteyeceğim tavsiyeler var. Öncelikle genç antrenörler verdikleri seviyeye dair bilgi sahibi olmalılar. Yani dersi verdikleri seviyeye dair bilgi sahibi olmalılar. Kendilerini aşacak şekilde antrenman biniciye yaptırmamaları lazım. Ve her zaman genç antrenörler kendilerini geliştirmeye açık olmalılar. Genç antrenörler binicilerinin rol modeli olduğunu unutmamaları lazım. Özellikle küçük çocuklar beraber çalıştıkları antrenörlere hayranlıkla bakarlar. Dolayısıyla genç antrenörlerin duruşu, konuşması, ses tonu, vücut lisanı, sigara içmesi, içmemesi bunlar çocukları çok etkileyen konular. Dolayısıyla hiçbir zaman bir rol model olduklarını unutmamaları lazım. İyi ata biniyor olmanın iyi bir antrenör olacağı anlamına gelmediğini akıllarının bir kenarında tutmalı. İyi ata binen antrenörlerimizin bildiklerini aktarabildikleri zaman iyi bir antrenör olabileceklerini bilmeleri lazım. Dolayısıyla burada iletişim becerileri çok ön plana çıkıyor. Yani iyi bir antrenörün çok iyi bir iletişim becerisi olması lazım. Her ne olursa olsun binicisinin arkasında olması, iyi günde kötü günde hastalıkta sağlıkta binicisine destek olmalı. İşler ters gittiğinde yardımcı olup
hataları nasıl düzeltebileceğini binicisiyle beraber konuşabilmesi lazım. Yani bir nevi sporcu psikolojisinden de anlaması lazım. İyi bir antrenörün hedef odaklı olması lazım. Bir hedef koyması ve binicisiyle beraber o hedefe doğru yürümesi lazım. Kariyerinizde unutulmaz bir anınızdan bahseder misiniz? Tabii birçok anım var hafızamda yer etmiş ve hiçbir zaman unutmayacağım. Ama ben şimdi 2007'deki Ustalar Şampiyonası'ndan bahsetmek istiyorum. Çünkü benim için çok kıymetli. 2007 senesinde Ustalar Şampiyonası, Türkiye Şampiyonası'nı kazandım ve ben tarihte, Türkiye tarihinde bu müsabakayı kazanan tek kadın bineciyim. Çok iyi bir ekiple çalışıyordum. Çok çok iyi hazırlanmıştım. Ve neticesinde başarı geldi. Ve bu başarı benim inanarak yetiştirdiğim, aslında kapasitesinin bu kadar olabileceğini tahmin etmediğimiz bir atla gelmiş olması benim için daha da kıymetli. Biniciliğe destek olarak spor antrenmanı yapılmalı mı? At binmeyi geliştirmek için önerebileceğiniz bir spor var mı? Biniciliğe destek olarak spor antrenmanı muhakkak yapılmalı. Özellikle esnekliği arttıracak, dengeyi kuvvetlendirecek ve dayanıklılığı arttıracak sporlar tercih edilmeli. Bunların hepsinin temelinde de bu kor bölgenin çalışması yatıyor. Binicilik sporu maalesef adaleleri kısaltan bir spor. Dolayısıyla adaleleri uzatan sporlar tercih edilmeli. Yani yoga, pilates, yüzme gibi sporlar biniciliğin destekçisidir her zaman. Profesyonel spor yapmak insanın sakatlanmasına sebep olan unsurlardan biridir. Maalesef gençlik yıllarımızda bu kadar ilerlememişti bu bilgiler ve biz hiçbir destek spor yapmıyorduk. Fakat ben uzun zamandır vücudumu desteklemek ve daha sağlıklı tutmak için spor yapıyorum. Ve yaptığım spor yoga pilates arası. Bir fizik tedavi uzmanı spor hocasıyla beraber kor bölgemi geliştiren, dengemi arttıran ve kısalan adelelerimi uzatmama yardımcı olan bir spor. Günde bir saatimi alıyor. Haftada 3 gün yapıyorum ve büyük faydasını gördüm. Çünkü senelerce atın üstünde kalmanın omurgaya zararı olabiliyor. Ama eğer siz omurganızı, karın ve bel adelelerinizi desteklerseniz yükü omurgadan alıyorsunuz. Ve bu çok daha uzun yıllar sağlıkla yaşamanıza yardımcı oluyor. Bir de unutmamamız lazım ki zihinsel olarak zinde olabilmenin en temel unsurlarından bir tanesi fiziksel olarak zinde olmak. Yani mental olarak kendinizi iyi hissetmek istiyorsanız ve müsabakaya odaklanıp konsantre olabilmek istiyorsanız fiziksel olarak kendinizi iyi hissediyor olmak zorundasınız.